Bu arada ligde de 11 hafta geride kaldı. Hatta 11 maçlar geride kaldı. Kimi takımların da 12 maç. Yani 7 maçı kaldı kafadaki takımların. Onu belirteyim. Milli arada dinleneceğiz. Umarım Immobile de döner diyor. Raşit ise toparlayacaktır. 9 puan kaybı çok fazla demiş. Bu bölümde geçen milli takım arasıyla bakayım bir dakika. Beşiktaş'ın şimdi 21 oldu puanı. Değil mi? 10 puan Galatasaray 11 ile. maçta 11 maçta 21 puan. Toplamda 12 puanlık bir fark var kaybedilen. Onun 9'unu bu bölümde. Bir de şeye bakalım bakın genel performansı, lig performansı. 11 maçta 5 puan kaybı var. Yani 5 puan kaybı yanlış. 11 maçtan 5'inde puan kaybı yaşamış. Daha doğru bir ifade. He? Yani 6 galibiyet, Evet. 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. 11 maçın 6'sını kayıpsız geçmişin, 5'inde bir kaybın var. Yeni bir teknik adam ama bilemiyorum Beşiktaş'ta bu şu tablo Kaybettiğim mutluluk puanlar verir sende mi? yok. Nasıl verecek ki? Galatasaray rakibin yenildin. Ondan sonra Kasımpaşa'ya kendi sahanda yenildin. Bugün de Başakşehir'e gittin, puan Trabzon'da verdin. kaybetti. Trabzon'da hadi diyelim ligin başıydı, o ilk puan kaybetmesiydi Berabere orada. kaldın. Bugün de berabere kalıyorsun. Sen bu kaybederken rakip olarak aldığın yani hedef bunları geçmekse hedefin, hedef aldıklarında kazanıyor. Galatasaray kazanıyor mesela. Şu Makas anda bakıyorsun daha 11 hafta, 12 hafta geçmiş, 10 puan fark var arada. açılıyor sürekli. Yani nasıl yetişeceksin? Şimdi 12 maçta Galatasaray'ın kaybettiği 12 maçtan puana bak. ligin 3'te 1'i, 36 maç Tamam oynandı. işte. 3'te 1'i bitti. Üçte biri bitti hocam. Üçte birinde son sen bir ay içinde kaybeden. Kendi dediği gibi bir ay içinde inanılmaz puanlar kaybettin. Ama rakiplerin kaybetmiyor. Bir de burada böyle bir dezavantajın var. Ve senin arana giren rakipler var. İşte Samsun girdi araya mesela. Senin Tabii. üstünde. Sen eksik maçını kazansan dahi Samsun üstüne çıkamıyorsun. Samsun da puan açtı sana. 4 puan açtı. Evet. Şimdi Samsun'un burada maç fazlası var tabii, ama tabii. Eyüp'le Samsun'un Samsun'a ama yetişemiyorsun yani sen de yetişemiyorsun. yetişemiyorsun. Eyüp'e yetişirsin Şimdi de böyle bir Samsun'a ortamda yetişemiyorsun. sen hedefim şampiyonluk diyorsan yani söylem başka, icraat başka oluyor. Sen çıkacaksın, kazanacaksın. Kötü de oynasak nasıl Avrupa'da kötü oynayıp kazanıyorsun? Ligde de kötü oynasan da kazanacaksın hedefine ulaşmak istiyorsan. Şimdi mesela bu takımların milli aradan sonraki 10 maçlık kalan bölümlerini karşı karşıya getireceğim ama hemen Beşiktaş'ı konuştuğumuz için işte milli aradan sonra Göztepe maçı var mesela. Göztepe de ligin eli yüzü düzgün takımlarından biri. Gerçi bugün Konya bayağı direndi, Etkiliydi. bayağı da etkili oynadı. Uzatmada Ama çözdü. mesela 7 Aralık'ta Fenerbahçe derbisi var. İç saha gerçi ama derbidir. Belli olmaz sonucu. Ligin sonuna kadar 12 Ocak'taki maç ilk yarının son maçı. Şöyle söyleyeyim 21 Aralık'ta devre arası dememek lazım da bir araya giriyoruz. O da bir hafta, ikinci yeni hafta yıl dediğin arası, bir maç başlıyor. İki Yeni yıl haftalık arası bir boşluk var. Tabii. Bir hafta sonu boş geçecek. Tabii. Yani 14 Yani gün yabancıların Christmas'ı gibi öyle bir şey yapmışız var. Tabii öyle düzenli. Oyuncuların şey, hepsi yabancı tabii, ya. Orada şey var ya. Mantıklı esasen orada. Orada kupa da var he. Türk oyuncu kalmadı ya bizde. Onun Tabii. için Christmas ayarladılar O tarafta orayı. kupa maçı da var. Yani orası yoğun. 12'sinde Bodrum maçıyla ilk yarı bitmiş olacak aslında. 19 Ocak'taki maçta Samsun maçı ilk içerideki yine arka arkaya iki iç saha maçı. Aslında böyle bakacak olursanız iç sahadaki maçları fazla bir Hatay'a, Adana'ya, Rize'ye gidiyor. O 7 haftalık bölümde 4'ünü içeride oynuyor. Fakat hani onlardan biri Göztepe, biri Fenerbahçe bilemiyorum. 7 Aralık Beşiktaş için 3 puandan fazla bir hafta olacak. O Orası çok önemli. o evet Fenerbahçe Beşiktaş ve maçı. Giovanni Van Bronckhorst için bir viraj. Onun için Göztepe ile Hatay'ı kayıpsız geçmen gerek ki yani o maçın önemi çıksın ortaya. Yani onları geçeceğini Bir düşünerek. şey hazırlamıştık Ercan. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ait istatistikler. Onlar birazdan hazır diyor. Ya Van Bronckhorst'un bir şeyleri değiştirmesi gerek hocam. İlla 4-2-3-1, 4-2-3 yani bir formasyon. Tabii ki saha içinde bir planı olacak da
Yani unla oyuncak ama bunu, bir B, B, C planı yok. Bunu Muslera ne zaman söylemişti? Muslera 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor. Mourinho istemiyorsa, ha bugün mü söyledi bunu, kaçırmışım ben. Bugün maçtan sonra şöyle bir ifadesi olmuş Muslera'nın. 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor. Mourinho istemiyorsa gidebilir demiş. Mert Hakan da herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar diye bir cevap vermiş bugün. Yani aslında futbolcuların bu toplara girmemesi lazım. Kesin. Bence. Kimsenin kesin girmemesi lazım. Kesin. Yani teknik adamların, belki teknik adamlar bu konularda konuşabilir ama herkes hani bu toplara, özellikle futbolcular girmemeli diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle girmemeli. Yani, yani Muslera'nın söylemi mutlaka hani taraftar ya da tribünden hoş karşılanabilir belki. Bak bizi kolluyor diye düşünülebilir. Ama Fenerbahçeli öyle düşünmez. İşte Galatasaraylı düşünebilir. Başkası düşünebilir. Yani belki bunu daha Mustarar, hoş gelebilecek ama bir Ender, Muslera'nın da bunu söylememesi ama Muslera'nın, onu diyorum zaten. Evet, hani tamam. Muslera'nın da hani buralara girmemek lazım diye Mustara düşünüyorum. Mustara Galatasaray'ın ama kaptanıysa Hakan geldi, da öyle Fenerbahçeli. Onu bilemiyorum. Mustara Galatasaray'ın kaptanı olarak bunu söylüyorsa Mert Hakan da Fenerbahçe'nin kaptanı olarak o cevabı ona vermek zorunda kalır. Öyle. Yani ben, ama baştan bir, yanlış. Yani niye Muslera bunu söylemiş bilemedim. Yani. Açıkçası bu iş futbolcunun işi değil. Değil, kesinlikle evet. Katılıyorum. Muslera ve Mert Hakan'dan bağımsız konuşuyorum ben. Beni onların demeçleri kendi aralarında ama Türk futbolunda kimse bu şekilde kötüleyemez. Her kim olursa olsun. O ayrı bir konu. Neden? Evet. Çünkü buradan para kazanıyorsunuz. Buradan itibar kazanıyorsunuz. Burada işinizi yapıyorsunuz. Hataları söyleyebilirsiniz ama kötüleyemezsiniz. Sorun burada. Kötü bir ligse, kötü bir futbolsa gelmeyin. Doğru. Katılmayın. Oynamayın. Gidin başka ülkeye gidin. Şimdi Ronaldo da gitti. Messi de gitti değil mi? Körfez'e. Kötülediler mi? Oynadılar. Para kazanmadılar mı orada? Messi gitmedi hocam. Messi Amerika'ya gitti. Amerika'da. Miami'de elendiler hatta. Kötüleyemezsin evet. Yani. Ben buradan da bağımsız olarak bunun altını çizerek şöyle doğru hocam. Yani eleştirin ama kötülemeyin. Eleştiri ayrı bir şey ama işte şunun arkasında şöyle kötü böyle kötü falan da burada nihayetinde buraya gelen isimlerin bizim futbolumuzu ileri taşımasını, marka imajımızı geliştirmesini de bekliyoruz. Bu anlamda da katkı bekliyoruz. Diyebilirler ki işte şöyle hatalar oluyor, böyle bilmemler oluyor. O da onun üzerine söylüyor. Dışarı şikayet edilmeyelim bence. Bazı konularda dışarı şikayet edilmek hoş olmuyor. Hiç hoş olmuyor. Ama Muslera'nınki de hoş olmamış. Onu da ben kendi adıma belirteyim. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 31, 26, 21. Barkomuzu görüyor mu izleyenler? Görüyor. 11 maç oynadı her üçü de.